Süreç şu şekilde oluyor siz geldiniz herhangi bir şikayetiniz var bu anlamda ülkenin her tarafında en ücra köşelerinde dahi COVID-19 hastalığı tanısında gerçek zamanlı PCR dediğimiz tanı yöntemi uygulanıyor. Siz o şikayetlerinizden sonra burun sürüntüsü verdikten sonraki süreçte sizin pozitif olup olmadığınız net bir şekilde ortaya çıkıyor ama ilk analizde sizin mutant virüse mi sahip olduğunuz veya eski virüsle mi hasta olduğunuz saptanmıyor. Eğer sizin bu az önce ifade ettiğim gibi üreme hızının yüksek olmasından dolayı yüksek düzeyde titre antikor seviyesi saptanmışsa bu örnekler Sağlık Bakanlığımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün laboratuvarlarına gönderiliyor ve orada tüm gen sekanslarının kontrol edilmesiyle mutant virüs mü yoksa eski virüs mü oradaki ayrım işlemi yapılıyor. Yani ilk Teste mutant virüs olup olmadığına yönelik herhangi bir araştırma du durumu söz konusu değil. Yüksek titreli olanların ikinci bir teste tabi tutulduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili zaten Sağlık Bakanlığımız da 29 Ocak'ta ilk açıklamayı yaptı. Ülkemizde 17 yılda 128 pozitif vakanın İngiliz menşeli varyant virüsü ait 128 vakanın olduğu saptandı. Bununla ilgili düzenli bilgilendirmeler devam edecektir kanaatindeyim. Bir şey konuşmakta fayda var. Toplum genelde cerrahi maske takıyor ve bu cerrahi maskeler belli bir standart kriterlerine uygun bir şekilde satışa sunuluyor. Ülkemizde bu kriterlere uygun maskeleri kullandıktan sonra benim şahsi kanaatim çift maske takmaya gerek yok. Zaten siz iki maske üç maske de taksanız yüzde yüz maskelerin koruyuculuk durumu söz konusu değil. Bu anlamda biz eğer maskeyi takıyorsak karşıda etkileşim içerisinde bulunduğumuz kişi de maskeyi takıyorsa o maskelerin koruyuculuk oranı o anlamda artıyor. Hiçbir maske tek başına kullandığınız zaman %100 koruyuculuğa sahip değil. Toplumun her bireyinin maske takmasında maskelerin koruyuculuk oranı artıyor. Çift maske eğer psikolojik olarak kendinizi rahat hissedecekseniz takabilirsiniz ama bir noktaya dikkat etmek gerekiyor. Kronik hastalığı olanlar, akciğer hastalığı gibi, kalp hastalığı gibi sorunları olan insanların uzun süre çift maske takması da dolaşımdaki oksijen oranıyla sizin etkilenebilecek sıkıntılara yol açabileceğinden dolayı akciğer işlev sıkıntılarına sebebiyet vermemek amaçlı çift maskeyi kronik hastalığı olan kişilerde ben takmalarını tavsiye etmiyorum. Bizim